Kent ve ekonomi devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Programımızın ikinci bölümünde Şakir Sarıçay'la sohbetimizde devam ediyor. Şakir Bey, ilk bölümde daha ağırlıklı gıdayı ve tarımı konuştuk. Sektörün içerisinde ne kadar değerli ve anlamlı bir yer tuttuğuna elbette. Ve paydaşlar açısından da sizin özellikle pek çok organizasyonda çözüm ortaklarınızla olduğu için bu organizasyonların en temel nüvesini, çekirdeğini oluşturduğunu zaten biliyoruz. Şimdi biraz fuarcılık ve organizasyonlar açısından bakalım. Ne dedik ilk bölümde? Online olarak bazı organizasyonlar kesintiye uğramadan devam etti ama yüz yüze fuarcılığın, özellikle ürünlerin standlarda sergilendiği, alıcıların, tedarikçilerin, tüccarların bir araya geldiği, iş bağlantılarının kurulduğu, birbirlerine kartvizitlerini verdikleri, işte ürünlerini tanıdıkları, sipariş verdikleri, ulusal ve uluslararası ölçekte birlikteliğin sağlandığı marka organizasyonlarının yerini kolay kolay pek bir şeyin tutmasını bekleyemeyiz. Mesela demin SİGEP'ten bahsettiniz. Hani İtalya merkezli, evet. Dünyanın herhalde alanında tatlıcılık, pastacılık en önemli buluşma noktalarından, cazibe merkezlerinden bir tanesi. Böyle pek çok önemli marka fuarlar var. Anfaş var yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Antalya'da, evet, Antalya, önemli doğru. Bir gıda fuarımız yine ülkemizde. İzmir'deki zaten internasyonel fuarımız yıllardır biliyorsunuz ki farklı bir formata bürünse bile hala cazibesini sürdürür. Şimdi bu fuarlara özellikle 23'ünde başlayacak Agro Expo ölçeğinde de siz de orada yer alacağınızı söylediniz. Ben de bugün fuarın organizasyon şirketinden Irmak Hanım'la telefonda görüştüm. Hakikaten iyi bir sürecin yaşanacağını umduklarını, katılım anlamında olumlu bir tablonun sergileneceğini söyledi. Sizin beklentileriniz, öngörüleriniz neler? Yani insanlar tabii ki organizasyonları özlediler. Biraz acıklar. Yani bizler, evet, de özledik. Evet. Çünkü fuarlar, biraz önce söylediğim gibi, ekonominin can damarları. Daha önce yüksek lisansım da benim fuarcı güzel olduğu için tabii, tabii, 2010 yılı hesaplamalarıma göre fuarların İzmir'e katkısı 2010 rakamlarıyla 400 milyon TL. Yani çünkü fuar demek ekonomi demek. Evet. Fuar hani sadece stand değil. Sadece fuar alanı değil. Reklamasyon fuar alanı değil yani. Dışındaki esnafımız yani, da çok olumlu. Otelinden yani, otelleri, restoranı, taksisine kadar küçük çünkü, esnafı. Mesela tarım fuarı başarılı fuarlardan biri İzmir'de gerçekten. Eğer geç kalırsan fuarı ziyarete, otopark yeri bulmak da oldukça zor olan bir fuar. İşte Mart ayında her yıl yapılan ama geçen yıl ertelenen mermer fuarı. Doğru. Ya İzmir'deki oteller dolu Marmol gibi. Marmol İzmir'in en önemli markalarından biri. Çeşme, Kuşadası otellerinde konaklıyor yabancı misafirler. Dolayısıyla tarım fuarı, Türkiye'nin 2-3 tane büyük tarım fuarı var. En büyüklerinin biri de İzmir'de yapılıyor. Agro Expo'muz, evet. Şanslıyız. Çünkü İzmir'in çevresi, Ege bölgesi tarımın merkezi Türkiye'de biliyorsunuz. Tartışmasız. Dolayısıyla bizim de standımız var Sidas Medya olarak. Orada tarım, hayvancılık kitaplarımızı sergileyeceğiz. Yayınlarınız arasında neler var son dönemde? Bizim bildiklerimiz dışında yeni eklenenler veyahut da formatı değişenler veyahut da az önce de ifade etmiştik mesela pek çok sektör için referans kaynak olarak ifade edilen içerisinde, doğru, önemli akademisyenlerimizin yazılarının, araştırmalarının da yer aldı. Bize biraz tabii son yayınlardan da söz eder misiniz? Biz hani Food Sektör dergimiz zaten her zamanki gibi, evet, 21 yıldır yayınlanan bir dergi. Ticari bir dergi ama Türkiye'deki yurt dışına da özel. Mesela Moskova fuarına katıldık, gıda fuarına. Rusça bir ilave hazırladık. Azerbaycan'a gidince Azerbaycan Türkçesi, evet, ile dil. İtalya'ya gidince İngilizce, İtalyanca. Daha önce savaş önce Suriye fuara gittik. Biz orada Arapça özel sayılar hazırlayarak gidiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla iş dünyasının ticaret hacminin artmasına gayret gösteriyoruz. Bunun yanında bir de bahsettiğiniz gibi akademik gıda bu, evet, uluslararası bir dergidir. Hı hı. Uluslararası hakemlerin yer aldığı, hocaların, doçent, profesör olmak için bu tür bir dergide yayın yapması tabii, lazım. Tabii. Ve uluslararası yayınlardan biri. Dergilerden biridir dergimiz. Dolayısıyla dergimize ilgi çok. Yani uluslararası tanındığı için artık yurt dışından teklifler geliyor. Bize satın bu dergiyi falan filan gibisinden. Bize tabii beyin göç olmasın diye o tür bir niyetimiz yok şu an için. Burada biraz da tabii milliyetçi bakmak lazım. Tabii ki yani çünkü, evet, burada yayınlanan makaleler İngilizce, Türkçe yayınlanıyor. Uluslararası veri tabanları tarafından tarandığı için yurt dışında mesela birkaç yıl önce birkaç bir İngiliz, bir Belçikalı, bir Alman farklı firmalar farklı yazılara, makalelere talip oldular. Bunları bize satın, anlıyorum, falan gibisinden. Evet. Ya demek ki Türkiye'de bilim adamları güzel şeyler üretiyorlar. Tabii ben ona ki inanıyorum. Tabii ki. İşte bahsettiniz de aşıyı bulan işte Uğur Şahin,
ve Aziz Sancar bir ödül alan, Nobel ödül alan. Her ne kadar belli güç olmuş olsalar bile olsa Türkiye'de. Da yani o çalışmalarını Avrupa'nın olanaklarıyla yürütmüş olsalar bile sonuçta içimizden çıkmış kişiler. Tabii ki. Yani burada, daha çok ülkemizde. Burada yetişmiş insanlar. Dolayısıyla biz son zamanlarda her gıda yayıncılığının yanında tarıma ve hayvancılık kitaplarına da ağırlık veriyoruz. Üniversitelerin gıda mühendisi kitaplarını da yayınlıyoruz. Çünkü Türkiye'de bu konularda kaynak eksikliği var. Bir de küresel salgın tabii beslenmenin gıda güvenliğini. Gıda güvenliği doğru. Gıda güvenliği oldukça önemli. Sağlıklı gıdaları tüketmenin önemini çok daha fazla arttırdı. Halkı bu konuda daha fazla bilinçlendirdi. Öyle olunca bu tip yayınlara, ciddi yayınlara daha fazla ihtiyaç oluştu. Kesinlikle. Yani mesela son yıllarda Türkiye'de domates yetiştirmede ciddi sıkıntı çekiyoruz. Geçen bir yazı okudum. Bir anlamda ben de aslında sertifika çiftçiyim aynı zamanda. Ufak tefek tarım yapıyoruz. Maşallah sizde de yok. Yok yani. Hem gazeteciyiz. Evet. Ondan sonra iktisatçıyız. Bu arada seninle görüşmede 4 yıldan sonra. Yeni bir şey daha demeyin. Vallahi yarım zamanda. İkinci bir üniversite bitirdim. Öyle mi? Geçen hafta sosyoloji bölümü 4 yıllık. Maşallah. Açık öğretimden. Maşallah. İki üniversite bitirmiş olduk. Tebrik yani ediyorum. Çok sağ olun. Yani gıda güvenliği önemli. Domateslerin üzerinde orada kalmıştık. Üzerindeki zararlı ne diyelim bakterileri şeyleri böcekleri evet. yiyen evet. uğur böcekleri olduğu tespit edilmiş ve tarım ilaçları uğur böceklerini Türkiye'de öldürmüş. Ve gerçekten bakın geçen bir arkadaşa anlattım ben. Evet. Ya dedi gerçekten de eskiden biz de daha fazla uğur böceği görürdük. Değil çok mi? Görürdük. Evet. İşte uçuş diye şey yapardık ya mani söylerdik o da uçar falan filandı. Evet. Şu anda geçen yani bu gidişte artık herhalde uğur böceği ithalatı da olacak gibi yani şey. Çünkü gerçekten çünkü ilaç atmasan domates olmuyor. Ancak onda büyük çiftçiler atabiliyor. İlaç atsanız başka taraftan hastalıklar doğru, daha yani, fazla büyüyor. Daha çok ilaç kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Aynen öyle. Yani daha çok kimyasal giriyor. Tabii ya kimyasal atıyorsun bir de öldürüyor. Onu evet. kurtarmak için başka bir kimyasal maalesef atıyorsun. Öyle. Ve daha çok bağımlı hale geliyorsun. Bu kısır döngüde. Dolayısıyla küçük çiftçi bunu çok geç fark etti. İlaç atılması gerektiğini. Ondan küçük çiftçiler aslında zararlılarla en güzel mücadele biyolojik mücadele biliyorsunuz. Bütün dünya bunu böyle yürütüyor. Yani uygar ülkeler biyolojik mücadeleli. Kimyasal asla yapmıyorlar. İşte sizin söylediğiniz gibi eğer domatese zarar veren, üretimini kısıtlayan Türkiye'de son yıllarda ürüne ki önemli hem iç pazarda hem de ihracatta başat ürünlerimizden biridir domates. Evet, zarar veren bir böcek varsa onunla mücadele etmenin en iyi yolu tabii ki uğur böceğiyle yapılan evet. mücadele olmalı. Doğru. Dolayısıyla siz kimyasal yaptığınızda aslında bir anlamda biyolojik mücadelenin önünü de kapatmış oluyorsunuz. Aynen öyle. Dolayısıyla ben de kendim mesela organik tarıma başladım zeytin konusunda. İşte sertifikamızı alacağız. 2 yıl bekleme süresi evet. var falan. Dolayısıyla her şeye karşıyız. Yani kimyasala işte bilinçli yapılması lazım ve ölçüsün de çok doğru önemli. Yani yavaş yavaş ona doğru dönüyor. İnşallah. Yani inşallah. Türkiye'deki pek çok iş adamı yani inşaat sektörü, tekstil sektöründen tarım sektörüne, gıda sektörüne bir giriş yaptılar. Yani bu hem kimisi başarısız oldu tabii. Kimisi başarısız oldu ama en azından bilinç. Çünkü bunlar ziraat mühendisi, gıda mühendisi çalıştıran kişiler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha bilinçli. Yani hayvancılık da böyle. Yani farklı sektörden insanlar hayvancılık sektörüne girdi. Bilinçli de yapıyorlar. Şöyle bir eleştiri de var, küçük çiftçi ölüyor falan gibi ama bence bilincin artmasında faydalı olacağına da inanıyorum. Dolayısıyla gıda güvenliği önemli demiştiniz. Yani biz gıda güvenliği çok, konusunda çok da hassas, hassasız. Kongreler, sempozyumlar yapıyoruz. İşte pandemiden önce, bir hafta önce bizim şeyimiz vardı yani pandemiden çalıştayımız, peynir çalıştayı yapacaktık İzmir'de. Türkiye'nin en büyük süt firmaların sahipleri, tabii. genel müdürleri, peynir, olacak, hepsi geleceklerdi. Üreticiler olacak. Pandemi girince mecburen ertelemek zorunda kaldık. Dolayısıyla hayat devam ediyor. Yani pandemi de olsa, savaşlar da olsa insanlar üretmek zorunda. Yani çalışmak zorunda, tüketmek zorunda. Dolayısıyla önümüzdeki Türkiye'de genç bir ülke olduğu için yani her açıdan gelişmeye açık. Fuarlar konusunda da, tarım konusunda da. O açıdan ben umutluyum ülkemizden. Evet evet hepimiz umutluyuz. Zaten umudun olmadığı bir yerde hiçbir şeyden söz etmek mümkün değil. Allah'a şükür umutlu olmamızı sağlayan çok güzel faktörler de var. Yaşadığımız olumsuzluklar yan yana. Biz tabii artıya çevirmek zorundayız. Fırsata çevirmek zorundayız. Şimdi biraz tabii bunlar basılı yayınlar. Hep olacaklar, olmalılar hayatımızda ama
bizim yaptığımız işte dahil, yani televizyonculuk, evet, yaygın medya dahil, gazetecilik biliyorsunuz son dönemde bir dijital platforma daha fazla kaymaya başladı. İnternet medyası halkımız tarafından, özellikle belirli bir yaş grubu tarafından daha çok tercih edilen bir alana dönüşmeye başladı. Hal böyle olunca basılı yayınlar kadar dijital mecralarda ve platformlardaki yayınlar da çok takip ediliyor. Yani evet, belki böyle profesyonel anlamda yayınları sadece o sektörle profesyonel ilgisi olan kişiler takip ediyordur ama pek çok görüyorum, mesela sağlık uzmanının pandemi döneminde yaptığı açıklamalar, işte kongreler online ortamda ciddi tık aldı, ciddi seyirci sayısına sahip oldu. Pek çok insan kendi özel kanallarını kurdu internet üzerinden, oradan bilgi paylaşımında bulunmaya başladı. Siz nasıl görüyorsunuz bu yayıncılığın evrildiği dönemde, siz de kendinizi biraz daha işin o tarafında acaba modernize etmeye veyahut da revize etmeye niyetli misiniz? Tabii, öyle bir hedefiniz var mı? Yani şöyle, biz işte dergiler yayınlıyoruz, kitaplar yayınlıyoruz. Şimdi dergi basılı olarak yayınlıyoruz. Niye? Hala geleneksel medya devam edecektir, yani daha belli bir süre daha. Ama tabii ki biz bu geleneksel medyada, basılı medyada kendimizi yeterli görmüyoruz. Yani burada yayınlanan haber, reklamlar, yani web sitemizde, sosyal medyalarımızda da yayınlıyoruz. Niye? Çünkü bize reklam veren ve haberini yaptığımız kişiler geri dönüşümü daha fazla olsun diye. Yani basılı lokomotif ama diğer şeylerle desteklendiği zaman artık değer olarak gözüküyor. Dolayısıyla biz de sosyal medyamızda zaten aktif olarak kullanıyoruz. Aktifiz yani. Zaman zaman videolar da hazırlıyoruz yayınlarımızla çok ilgili. Güzel, çok güzel. Tanıtımları yapıyoruz. Sosyal medyaya ücretli reklamlar veriyoruz. Sponsorlu reklamlar. Çünkü günümüzde dediğin çok doğru. Evet. Artık hani gazetecilik, herkes gazeteci oldu artık. Yani elinden kamerası olan. Yani ben görüyorum işte. Yani köyde gerçekten çoban ama sayfası var. Gökyüzünden bir cisim gördüğü zaman hemen canını yani geçiyor. Herkes çekiyor gerçekten, evet, öyle. Ufo yani işte, görmüş masum köylü derler diye resimde. Hakikaten artık ciddi şey yok yani. Evet. Sınır kalmadı tüm dünyada. Dolayısıyla daha da evriliyor. Yani önümüzdeki dönemde daha şu an tahmin edemediğimiz çok pahalı şeyler evrileceğini ben tahmin ediyorum. Evet, evet. Dolayısıyla sosyal medyanın tirajı çok yüksek. Yani etki alanı, kapsam alanı çok geniş. Çok geniş. Özellikle bu yeni çıkan işte TikTok gibi ve benzeri şeylerle birlikte uygulamalar diyelim. Yaşlı, evet, teyzelerimiz, evet, okumuşumuz, okumamışımız, herkes bir medyatörlüğe medya fenomeni olmaya başladı. Dolayısıyla yani iyi kullanılırsa bence çok faydalı. Ciddi yararları var ama tabii olumsuz tarafları sosyal medyada görüyorum. Bazı işte hocalar var, matematik dersi veriyor ücretsiz. Veya İngilizce dersleri veriyorlar. Yani bunun Amerika'daki önde gelen üniversitelerin mesela ücretsiz bir şekilde online takip edilen programları var. Çok büyük bir şans eğer değerlendirebilirsiniz. Ya bence de pandemi döneminde benim işte üniversitede okuyan kızım var. Evet. Mesela Harvard Üniversitesi'nden belge aldı yani mesela, evet, birkaç kursuna katıldı. Ücretsiz katıldı. Evet. Bunlar büyük şans. 200-300 dolarlık şeyler bunlar. Tabii. Yani diyorlar eskiden işte, sadece uçak bileti parası bile aynen öyle. Dolayısıyla bu tür kolaylıklar da oluştu. Sınavlar online olabileceğini gördük yani. Çünkü biz de dedim ya, sosyoloji son bir yılı online sınavlara girerek bitirdik. Dolayısıyla önümüzdeki dönem medya, yani ana akım medya artık sosyal medya olacak. Öyle diye düşünüyorum. Yani öyle görüyorum. Belki önümüzdeki dönemde dediğiniz gibi basılı şeyler oldukça azalacak. Daha çünkü çok dijital dijital olacak. Yani kitaplarda, evet, şifreli olacak artık yani. Televizyonlar da biliyorsunuz son dönemde özel platformlar hayatımızın içerisinde çok fazla girmeye başladı. Doğru. Pandemi döneminde de herkes evde kapalı kalmak, karantinada olmak zorunda kaldığı için daha fazla televizyon seyretti. Mutfağı daha çok kullandı. Biraz daha kilo aldık. Biraz kilo aldık. Kilolar alındı pandemi döneminde. Yani genel şey bu yönde tabii. Ama izleme alışkanlıklarımızı da çok değiştirdi. Televizyon izlerini artık farklı özel platformlardan izler olduk. Hayatımıza çok fazla girdiler. Evet, dünya değişiyor. Bu değişime ayak diremek mümkün değil. Doğru. Mutlaka ki biz de bir yerinden katılıyoruz o değişime. Şimdi tekrardan biraz İzmir, Manisa ve Ege bölgesi özelinde. Özellikle şimdi bugün biliyorsunuz önemli de bir kabine toplantımız var. Evet. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasında bir açıklama yapacak. Çok büyük ihtimalle belki pazar kısıtlamalarının kaldırılması, belki gece sokağa çıkma kısıtlama saatinin biraz daha ileriye alınması, belki turizm sektörünü rahatlatacak KDV
muafiyetinin bir süre daha uzatılması gibi bazı sektörlere can suyu olabilecek desteklerin gelmesi bekleniyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Hem bir gazeteci gözüyle hem de yine bu sektörel yayının içerisinde uzun yıllardır bulunmuş bir kişi olarak biraz daha normalleşme devam edecek yazın ve organizasyonlarla, etkinliklerle kendimizi yavaş yavaş bulmaya başlayacak mıyız Şakir Bey? Yani ben de artık yasaların kalkacağına inanıyorum. Öyle kalkması mi? Gerektiğine inanıyorum. Öyle mi? Büyük bir ihtimalle kalkar. Bu biraz aşıya da bağlı tabii yani. Aşıya bağlı, bir de vaka sayıları da düşüyor. Geçen yıl yine yazın 300-400'lere kadar düşmüştü evet. Yani. Önemli olan sonbaharda tekrar. Tabii sonbaharı o zaman aşı da yapılırsa daha rahatlayacak ülkemiz. Dolayısıyla destekler yani gıda, tarım sektöründe hükümetin, devletin destekleri olanaklar ölçeğinde verildi. O da evet. Güzel bir şey. Yani ben de bir yönüm çiftçiyiz. Herkes %100 memnun etmek mümkün değil. Mümkünatı yok olanaklar yani. Olanaklar belli tabii. Dolayısıyla insanlara hani destekten hani balık verme, balık tutmayı öğret diye bir şey var. Zaten belli oranda açıldı lokantalar, restoranlar. Hani bizler de dışarıdan yemeye başladık. Abi, insanlara da tavsiye ediyorum dışarıdan, esnaftan yiyin biraz toparlasınlar misali. Evet. Tabii hijyen kuralları bu yerli çok ürün önemli. Tabii yerli ürün. Yerli üretime ağırlık versinler. Çok önemli gerçekten. Evet. Dolayısıyla bu akşam yani ya yarından itibaren ya da 1 Temmuz'dan itibaren değil tamamen mi? Kalkacağına inanıyorum. Çünkü insanlar artık dışarıda zaten hani bulaş imkanı da daha da azaldı. Öyle evet, son dönemde aşılama bayağı bir hızlandı. İnşallah herhalde yaz sonuna kadar çok ciddi bir kısmını nüfusumuzun aşılarsak o uzmanların sürekli söylediği %70 toplumsal bağışıklık oranına yaklaşırsak ya da yakalarsak biliyorsunuz bir yandan da Avrupa Futbol Şampiyonası var, izleyebiliyor musunuz içine evet. Gelip maçları bilmiyorum. Geçen Macaristan'da bir maç oynandı mesela. 70 bin kişi, ben uzun zamandır evet. İlk defa bir spor müsabakasında sanki her şey normalmiş gibi bir görüntü gördüm. Darısı Türkiye'nin başına değil mi? Onlar da Türk kökenli olduğu için. Tabii aynen öyle. Attilalar orada. Attila'nın torunları. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde normalleşen ben de inanıyorum yani. Siz umutlu bakıyorsunuz biraz daha. Umutlu bakıyorum. Hatta yani kışa tamamen biteceğini düşünüyorum. Evet evet. Açık alanda belki maske zorunluluğu da kalkacak. Yani zaten şu var bir de. İnsanlar bitse, tamamen bitti bu dense de ben şahsım adına bir düğün salonuna, bir otobüse, bir metroya binerken takma taraftarıyım. Çünkü bu sene kapalı yerlerde ve kalabalık yerlerde en azından düğün salonu herkes taksın. Çünkü çevremde gördüğüm toplu ulaşımda takalım. Kışın kronik nezle olanlar da bu sene olmadığını söylüyor çoğu aynen insan. Aynen öyle. Neden? Çünkü korunuyor. Eskiden Japonlar gelir gülerdik, onlar maskeyle geziyordu. Evet. Aslında gülünecek bizmişiz de. Bizmişiz, yani çünkü hijyen çok önemli. Yani Japonlar şimdi hava kirliliğinden dolayı mesela maske yapıyorlardı ama evet. Başka hastalıkları önleyen bir şey maske. Doğru. Ondan doğru. Toplu şeylerde bence sürekli devam etsin. Bence kişisel hijyenin öneminin anlaşılması ve dikkat etmeyen insanların da dikkat etmeye başlaması açısından da bu sürecin öğretici bir tarafı da oldu. Olumlu tarafından bakacak olursak bize evet. Bir anlamda biraz daha belki kendimize saygı gösterme, değer verme alışkanlığını da kazandırdı. Yani 2015 yılı bir anket yapılmış dünya ülkeleri arasında. El yıkama Türkiye dünyada birinci. Evet. %76 bizim yani. Dini inançlarımız da var zaten. Ondan dolayı yani mesela Bosna Hersek var 77, evet. %77. Müslümanlığın da biraz gereği bu. Türkiye tabii. %76 ile ikinci. İşte Fransa 65, Almanya %60, 50-51, Polonya falan biraz daha düşüyor. Bu dediğiniz gibi inanç çok önemli. Yani insanlar zaten hani günde 5 defa zorunlu yıkama var. İbadet artı eden ibadet birisi. İbadet edenler evet. için. Artı yemekten önce, yemekten sonra. Mutlaka el yıkanır hani, yani bize belki dikkat ediyoruz ama her yani bilinçsiz diye bileceğimiz değildir belki insanlar. Kendi yeterli kendi gerekli özel göstermeyenler bile değil mi? Hastalık korkusuyla. Tabii. Dolayısıyla ellerini yüzlerini yıkıyor insanlar. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye o yönden de şanslı. Katılıyorum. Diye düşünüyorum. Son olarak şunu da sorayım, öyle bitirelim programımızı hazır sizi bulmuşken. Şimdi tabii bu tarz büyük organizasyonlardan, fuarlardan, etkinliklerden, kongrelerden, sempozyumlardan bahsediyorken ki siz birçoğuna zaten İzmir ve Ege ölçekli katıldınız, organize ettiniz birçoğunu. Kurum ve kuruluşların koordinasyonu, işbirliği, birbirine destek vermesi ve aynı zamanda dayanışması çok değerli, çok anlamlı hale geliyor. Sadece İzmir için konuşmuyorum, Manisa için, diğer kentlerimiz için de. Şimdi bu pandemi süreci birazcık bu refleksimizi zayıflatmış olabilir. Yeniden o eskiden olduğu gibi sağlıklı bir koordinasyonun kurulabilmesi için kamuda, özel sektörde,
meslek odalarında ve özellikle de sivil toplum kuruluşlarında yeniden o birlikteliğin kurulabilmesi için çok zamana ihtiyaç var mı sizce? Şöyle, geçen bir yemeğe gittik İzmir'de Kordon'da, ismini vermeyeceğim bir restorana. Şimdi muhabbet oldu, işte garsonlar bir iki hata yaptı. Yanımdaki arkadaş dedi ki, pandemide insanlar dedi şey yani işini de unuttu falan gibi yani. Bazı şeyler evet, alışkanlıklar, refleksler zayıfladı. Refleksler zayıfladı. İnsanlar işte evde sosyal medya ve hazır yemek işte getir götür ve benzeri şeylerden iyi toparladınız şey götürme. Yaptığı için. dolayısıyla bazı melekelerimiz sanki şey oldu yani dışarıda gezerken bile bazen geçen sene böyle birkaç hafta içeride kaldık, bir dışarı gezmeye giderken de bir nasıl diyeyim şaşkın şaşkın yürüyordu, yürümeye başladık yani sokakta nasıl yürünür falan diye. Yani uzmanlar diyor eğer çünkü insanın sinirleri en ince şey bu parmak uçlarındaymış. Evet, eğer diyor şu elinizi de 3 günde böyle tutun açamazsınız diyor. Tabii. Dolayısıyla insan işleyen demir pas tutmaz misali. Evet. İnsan oldu öyle hem çalışma açısından hem gezme kültürü, yeme kültürü bunlar önemli şeyler. Evet, verdiğiniz mesaj çok doğru. Mümkün olduğu kadar küçük esnafımızı tercih edelim. Bence. Mahalle kültürünü yaşatmaya devam edelim. Eğer tüketiciysek, büyük zincir marketlerden de alışveriş yapıyorsak lütfen ürünlerin menşeine, üretim yerlerine bakalım. Son kullanıma tarihine bakalım. Tabii o çok önemli. Fuarlarsa yerlerinizden olup olmadığını kontrol edelim. Fuarları ziyaret edelim. İnşallah ziyaret etsinler. Evet. Çünkü fuarlar ziyaretçiyle bir değer kazanır. Tabii. Sektörel fuarlarda malum profesyonel ziyaretçiler tabii, tabii. geliyor ama doğru. bu bir sektörel fuar olmayabiliyor. İzmir Enternasyonel Fuarı gibi. Evet, doğru. Halkın katılımının da doğru. güzelleştirdiği organizasyonlar var. Mümkünse oralara gitsinler. Tabii ki tedbirlerini alarak dediğiniz gibi eğer kalabalık bir ortama gireceklerse elbette kişisel tedbirleri aksatmadan yavaş yavaş yeniden sosyalleşmeye, eski normallerimize dönmeye, alışkanlıklarımızı tekrar kazanmaya çok ihtiyacımız var Şakir Bey. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bitti galiba program. Bitti evet. ben çağırdım size. Çok teşekkür ederim. Ben uzun süre olmuştu. Görüşmeyeli sizinle. Ben de özlemişim sizlerle. Sizinle programını yapmayı. Seve seve dönem dönem yine inşallah birlikte olacağız. İnşallah kısa sürede çağırın da bir üniversitede bitirmeyeyim o arada. Çağırmam o zaman. İyi bir şey yani. Değil mi? Yani bitirecekseniz üniversite bitirmiş sizin ayrınız olur. Sizin ayrınız olur. Yani sizi de boş bırakmaya gelmiyor. Öyle değil mi? Yani boş bırakmaya gelmiyor. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun Şakir Bey. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını da dileyelim. Ve sektörün tüm paydaşlarına da aynı zamanda inşallah hayırlı, bereketli, kazançlı sezonlar, dönemler dileyelim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, bir kent ve ekonominin daha sonuna geldik. Manisa Televizyonu ekranında bugün de sektörel yayınların, sektörel medya organlarının değerli bir yöneticisini Şakir Sarıçay'ı ağırladık programımızda. Teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saat süresince ekranlarınızın karşısında bizlere eşlik ettiğiniz için bir başka kent ve ekonomiyle yine kendi alanında uzman, yetkin, değerli bir başka ismi sizlerle buluşturuncaya dek hepinize sağlık temenni ediyoruz. Hoşça kalın efendim.